Bedir Gazası Yapılan seriyelerde, eshab-ı kiramın başarılı olması, kâfirleri korkutmaya başladı. Artık kervanları kafileler halinde ve yanlarında askerlerle sefere çıkıyordu. Hicretin ikinci yılında, Mekkeli müşrikler, her aileden sermaye alıp, bin develik bir kervanı Şam'a gönderdiler. Başlarında Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan vardı ve henüz Müslüman olmamıştı. Kervanı korumak için kırk kadar da muhafız vazifelendirilmişti. Mallar satıldıktan sonra paranın tamamı ile silah satın alacaklar ve bunlar Müslümanlarla savaşta kullanılacaktı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin büyük bir kervanı ticaret için Şam'a gönderdiklerine haber alınca, durumlarını keşif için, muhacirlerden birkaç kimseyi vazifelendirdi. zül Aşire denilen yere vardıklarında, kervanın geçtiğini öğrenip, Medine'ye döndüler. Küfür ehlinin, silah ve malları ellerinden alınırsa, ehli İslam'a zararları dokunmaz ve mukavemetleri kırılırdı. Bu sebeple Rasulullah Efendimiz, Talha bin Abdullah ile Said bin Zeyd hazretlerini kervanın dönüşünü öğrenmek üzere keşif kolu olarak gönderdiler. Fırsat kaçırılacak gibi değildi. Peygamber Efendimiz hemen hazırlık yapıp Medine'de yerine namaz kıldırmak üzere Abdullah İbni Ümmi Mektum'u bıraktılar. Hanımı rahatsız olan Hazreti Osman ve onun gibi altı kişiye vazife verip Medine'de kalmalarını emir buyurdular yanlarına muhacirlerden ve ensardan 305 sahabi alarak Ramazan-ı Şerif'in 12. günü Bedr mevkiine doğru yürüdüler. Sayıları vazifeli ve Medine'de kalanlarla birlikte 313 kişiyi buluyordu. Bedr, Mekke, Medine ve Suriye'ye giden yolların birleştiği bir yerdi. Bu sefere çıkmak için yeni yetişen gençler, hatta kadınlar bile Peygamber Efendimize yalvarıyorlardı. Ümmü Varaka'nın Resulullah Efendimizin huzuruna gelip "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Müsaade ederseniz sizinle gelmek istiyorum. Yaralıların yaralarını sarar, hastaların hizmetini görürüm. Belki Allahü Teala bana da şehitlik nasip eder." demesi üzerine Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sen evinde otur, Kur'an-ı Kerim oku. Şüphesiz ki Allahü Teala sana şehitliği nasip eder buyurmuştu. Saat bin Ebi Vakkas anlattı ki Resulullah Efendimiz bizimle gazaya gitmek isteyen çocukları geri çevirmek istediklerinde kardeşim Umeyr'in bir tarafa saklanmaya, göze görünmemeye çalıştığını gördüm. O zaman 16 yaşındaydı. Sana ne oldu ki böyle gizleniyorsun dedim. Resulullah Efendimizin beni de küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum. Halbuki gazaya katılıp Allahü Teala'nın bana şehitlik nasip etmesini arzu ediyorum dedi. Bu sırada onu Resulullah Efendimize bildirdiklerinde kardeşime sen geri dön buyurdular. O zaman kardeşim Umeyr ağlamaya başladı merhamet deryası Habib ve Ekrem Efendimiz onun göz yaşına dayanamayıp müsaade ettiler. Halbuki kardeşimin kılıcını kendisi kuşanamadığı için beline ben takmıştım. Alemlerin efendisi olan sevgili peygamberimizin sancağını Musab bin Umeyr, Saat bin Muaz ve Hazret Ali taşıyorlardı. Eshab-ı kiramın yanlarında sadece iki at ve yetmiş deve vardı. Bunlara da nöbetleşerek biniyorlardı. Resulullah Efendimiz Hazret Ali, Ebu Lübabe bir de Merset bin Ebi Mersetle nöbetleşerek biniyorlardı. Fakat hepsi Resul Aleyhisselam'ın yürümeyip hep deve üzerinde gitmesi için canımız sana feda olsun ya Resulallah. Siz deveden inmeyiniz. Yüksek zatınızın yerine biz yürürüz diyerek yalvarıyorlardı. Fakat kainatın sultanı kendisini onlardan farklı görmeyip siz yürümekte benden daha kuvvetli olmadığınız gibi ecir ve mükafat hususunda da ben sizden müstağni ve ihtiyaçsız değilim buyurdular. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve yüce hesabı çölde kavurucu bir sıcak altında yürüyorlardı. Ayrıca oruçluydular. Eshab-ı kiram, İslamiyeti yaymak için pek çok sıkıntılara katlanarak, Peygamber Efendimizin peşinden aşk ve şevkle gidiyorlardı. Çünkü sonunda Allahü Teala'nın ve Resulünün rızası vardı. Ziyadesiyle arzu ettikleri şehitlik ve cennet vardı. Sevgili Peygamberimiz, eshabının hallerine bakıp, Allah'ım, onlar yayadırlar, sen onlara binit ver. Allah'ım, onlar açık ve çıplaktırlar. Sen onlara giydir. Allah'ım, onlar açtırlar. Onları doyur. Fakirdirler. Fadlı kereminle onları zengin eyle. Diye dua buyurdular. Peygamber Efendimiz ve mübarek ordusu, bu şiddetli sıcaklar altında, Bedre doğru ilerlerken, Müşriklerin Şam'dan gelen kervanları da Bedre yaklaşmıştı. Peygamber Efendimizin kervandan haber almak üzere gönderdiği iki sahabi kervanın bir iki gün içinde Bedre gelebileceğini öğrenip süratle geri döndüler. Kervandakiler onların haberi öğrendiği köye geldiklerinde köylülere Müslümanların casuslarından haberiniz var mıdır diye sordular. Onlar, Bilmiyoruz. Fakat iki kişi gelip şurada biraz oturdular. Sonra da kalkıp gittiler dediler. Ebu Süfyan tarif edilen yere gidip tetkik ettiğinde yerdeki deve pisliklerini ezdi ve içinde yem çekirdekleri gördü ve bunlar Medine yemleridir. Öyle zannederim ki o iki adam Muhammed'in Aleyhisselam casuslarıdır dedi. Müslümanların çok yakınlarda olduğunu tahmin ederek, büyük bir korkuya kapıldı. Kervanın akıbetinden endişeye düşerek, gece gündüz yürüyüp, vakit kaybetmeden, Kızıl Kızıldeniz sahilinden Mekke'ye süratle gitmeye karar verdi. Ayrıca, Damdam bin Amr Gıfari isminde birini, durumu bildirmek üzere Mekke'ye haberci olarak gönderdi. Bu kimse, Mekke'ye gelince, gömleğini önünden ve arkasından yırttı. Devesinin palanını ters çevirdi. Acayip bir vaziyette, İmdat, imdat, ey Kureyşliler, yetişin! Kervanınıza, Ebu Süfyan'ın yanındaki mallarınıza, Muhammed ve eshabı saldırdılar. Eğer yetişebilirseniz, kervanınızı kurtarabilirsiniz, diye feryad-ü figan edip bağırmaya başladı. Bunu duyan Mekkeliler derhal toparlanıp hazırlıklarını yaptılar. 700 develi, 100 atlı süvari ve 150 piyade toparladılar. Ebu Lehebe, "Haydi sen de katıl." dediklerinde korkusundan hastalığını bahane etti. Yerine As bin Hişam'ı bedel olarak gönderdi. Ümeyye bin Halef adındaki müşrik, harbe hazırlanmakta gayet gevşek davranıyordu. Zira Peygamber Efendimizin benim eshabım Ümeyye'yi katleder buyurduğunu duymuştu. Onun hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadığını bildiği için korkuyordu. Bu sebeple Ebu Cehil'in ısrarlarına karşı yaşlı ve çok şişman olduğunu ileri sürdü. Fakat Ebu Cehil'in korkaklıkla itham etmesi üzerine gitmek mecburiyetinde kaldı. Müşrik ordusunun çoğu zırhlıydı. Yanlarında güzel sesli kadınlar vardı. Çalgı aletlerini ve içki almayı da ihmal etmemişlerdi. Bu kadar güçlü bir ordu ile değil 300 kişiye, bin kişilik bir orduya bile anında galip geliriz zannındaydılar. Yola çıkmadan öldürecekleri kimseleri, alacakları ganimetleri hesap edenler bile vardı. Fakat hepsinin en büyük emeli İslam'ı ortadan kaldırmaktı. Bu azgın müşrik sürüsü kadınların çaldığı defler ve söylediği şarkılarla yola çıktı. Bu sırada Ebu Süfyan Bedir'den epeyce uzaklaşmış Mekke'ye doğru bir hayli yol almıştı. Tehlikenin kalktığından emin olunca Kays bin İmriül Kays ismindeki adamını Kureyş'e gönderip "Ey Kureyş cemaati" siz kervanınızı, adamlarınızı ve emanlarınızı muhafaza etmek için Mekke'den yola çıkmıştınız. Biz tehlikeden kurtulduk. Artık geri dönünüz, dedi. Ayrıca Müslümanlarla çarpışmak üzere Medine'ye gitmekten sakının, diye tavsiyede bulundu. Kays, müşrik ordusuna haberi getirdiğinde, Ebu Ceh, yemin ederim ki Bedre varıp, üç gün üç gece şenlik yapıp, Develer boğazlar, şarap içeriz. Etraftaki kabileler bizi seyrederek, halimize imrenirler ve hiç kimseden korkmadığımızı görürler. Bundan sonra, heybetimizden kimse bize saldırmaya cesaret edemez. Ey yenilmez Kureyş ordusu! Yürüyün! dedi. Kays, Ebu Cehil'in söz dinleyecek halde olmadığını görüp, geri döndü ve durumu Ebu Süfyan'a bildirdi. İleriyi gören ve tedbirli bir kimse olan Ebu Süfyan, Eyvah! Yazık oldu Kureyş'e! Bu Amr bin Hişam'ın Ebu Cehil'in bir planıdır. Bu işi mutlaka insanlara baş olma sevdasıyla yaptı. Halbuki böyle azgınlık, her zaman büyük bir eksiklik ve uğursuzluktur. Eğer Müslümanlar onlara rastlarsa, Kureyş'in vay haline demekten kendini alamadı. Kervanı süratle Mekke'ye ulaştırıp, orduya yetişti. Bu sırada, server-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eshabıyla Bedre yaklaşıyorlardı. Bir ara, Medine'li müşriklerden, Hubeyb bin Yesaf ile, Kays bin Muharrisi, İslam ordusunun arasında gördüler. Hubeyb'in başında demir tolgası olduğu halde tanıdılar ve Hazreti Sa'ad bin Muaz'a Bu Hubeyb değil midir? buyurdular. O da Evet ya Resulallah dedi. Hubeyb harp sanatını bilen yiğit bir pehlivandı. Kays ile Resulullah Efendimizin huzuru şerifine geldiler. Peygamberimiz onlara siz bizimle niçin geliyorsunuz buyurdular. Onlar da, sen bizim kız kardeşimizin oğlusun ve komşumuzsun. Biz de kavmimizle birlikte ganimet toplamak üzere geliyoruz, dediler. Efendimiz Hubeybe, sen Allahü Teala'ya ve Resulüne iman ettin mi? buyurunca, hayır, dedi. Resul aleyhisselam, öyleyse geri dön.'' bizim dinimizde olmayan, bizimle beraber olamaz, buyurdu. Hubeyb, benim yiğitliğimi, kahramanlığımı ve düşmanın bağrında yaralar açan bir pehlivan olduğumu herkes bilir. Ganimet için senin yanında, düşmanına karşı harp ederim, dedi. Peygamber Efendimiz, onun yardımını kabul buyurmadı. Bir müddet gidince, Hubeyb, isteğini tekrarladı. Fakat Peygamberimiz, Müslüman olmadıkça arzusunun kabul edilemeyeceğini bildirdi. Revha mevkiine geldiklerinde, Hubeyb, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelip, Ya Rasûlallah! Allahü Teala'nın alemlerin Rabbi olduğuna ve senin peygamberliğine inandım, iman ettim deyince, Server-i Kainat efendimiz çok sevindiler. Ka'be'de Medine'ye döndükten sonra imanla şereflendi. Radiyallahu anh. İslam ordusu Safra Vadisi'ne geldiğinde Mekkelilerin bir ordu kurup kervanlarını kurtarmak için Bedre doğru yürüdüklerine haber aldı. Peygamber Efendimiz hesabını toplayıp onlarla bu durumu istişare ettiler. Zira Medine'li Müslümanlar Rasulullah Efendimize Akabe'de biat ettiklerinde, Ya Resûlallah, sen bizim şehrimize gel, seni orada, düşmanına karşı canımız pahasına da olsa, koruyacağız ve sana tabi olacağız, diye söz vermişlerdi. Halbuki şimdi, Medine'den dışarı çıkmışlardı. Karşılarında ise, kendilerinden sayı, silah ve malca, kat kat fazla büyük bir düşman ordusu vardı. Resulullah Efendimiz eshabına fikirlerini sorunca muhacirlerden Ebu Bekr Sıddık ve Ömerül Faruk ayrı ayrı kalkıp düşman ordusuyla çarpışmak lazım olduğunu bildirdiler. Yine muhacirlerden Miktat bin Esvet kalktı. Ya Resulallah, Allahü Teala'nın emri ne neyse onu yerine getir. Onun fermanıyla yürü. Her an seninle beraberiz. Bir an yanından ayrılmayız. Biz, İsrail oğullarının Musa aleyhisselama dedikleri gibi, Ya Musa! Cebbarlar, zalimler kavmi o bölgede bulundukları müddetçe, biz oraya gidecek ve o beldeye girecek değiliz. Artık sen ve Rabbin beraber gidin de, ikiniz onlarla muharebe edin, çarpışın.'' biz burada kalıp oturucularız. Maide Suresi 24 Şeklinde bir sözle söylemeyiz. Canımızı ve başımızı Allahü Teala'nın ve Resulünün yolunda feda ederiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederiz ki deniz ötesi Habeşistan'a göndersen yine gideriz. Sana asla en küçük bir muhalefette bulunmayız. Her arzunuzu yerine getirmek için hazırız. Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resûlallah, dedi. Miktad'ın bu konuşması, sevgili peygamberimizi ziyadesiyle memnun etti. Ona hayır dualarda bulundu. Burada, Medine'li Müslümanların reyleri çok önemliydi. Çünkü, hem sayıca fazlaydılar, hem de Resulullah'ı Medine'de korumak üzere söz vermişlerdi. Medine dışında çarpışmak üzere bir vaatleri yoktu. Bu düşünce anlaşılınca, Ensardan Sa'd bin Muaz ayağa kalktı ve Ya Resûlallah, eğer izin verirseniz, Ensar namına konuşayım, dedi. İzin verilince, Ya Resûlallah, biz sana iman ettik. Peygamberliğini tasdik ettik. Her ne getirdin ise haktır, doğrudur. Bu hususta dinlemek ve itaat etmek üzere sana kesin söz verip yemin ettik. Biz o sözümüzden asla dönmeyiz ve her nereyi teşrif ederseniz emrinizdeyiz. Emrinizi başımızın üzerinde tutarız. Canımızı ve başımızı yoluna feda ederiz seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederiz ki denize dalsan peşinden biz de dalarız. Hiçbirimiz bundan bir adım geri kalmayız. Hatır-ı şerifinizde ne var ise emreyle tutarız. Malımız da canımızla beraber feda olsun. Düşmandan asla yüz döndürmeyiz. Cenkte sabırlıyız. Ümidimiz seni sevindirip, rızana kavuşmaktır. Allahü Teala'nın rahmeti üzerinize olsun dedi. Bu sözleri dinleyen eshab-ı kiram çok heyecanlandılar. Hepsi bu sözlere canı gönülden katıldıklarını bildirdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çok memnun kaldılar. Hazreti Sa'da ve eshabına dua buyurdular. Artık bütün tereddütler ortadan kalkmıştı. Düşman ne kadar çok, ne kadar güçlü olursa olsun, şanlı hesap, sevgili peygamberimizin peşinden gözlerini kırpmadan şehadete yürüyecekler, Allahü Teala'nın ve Resulünün rızasını kazanacaklardı. Başlarında kainatın efendisi oldukça gidilmeyecek yer yoktu. Fahri Alem Efendimiz, Eşhabının kendisine olan bağlılığını ve heyecanını görünce onlara haydi yürüyünüz Allahü Teala'nın lütfu ile şad olunuz vallahi şimdi ben sanki Kureyş kavminin harp meydanında vurulup düşecekleri yerlere bakıyor onları görüyorum buyurarak müjde verdi bu müjde üzerine eshab-ı kiram aşk ile Rasulullah Efendimizin peşinden yürüdüler. Meleklerin yardıma gelmesi, Bedrin çevresine bulaştıklarında Cuma gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz eshabına, şu küçük tepe'nin yanındaki kuyu başından bir takım bilgiler elde edebileceğinizi umarım buyurdular. Allahü Teala'nın aslanı Hazret Ali. Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam ve bazı eshabını oraya gönderdiler. Hz Ali ve arkadaşları derhal kuyunun başına gittiler. Orada Kureyş'in devecilerini ve sucularını gördüler. Onlar Müslümanları görünce kaçtılar. Fakat içlerinden ikisi yakalandı. Bunlardan biri Haccac oğullarının kölesi Eşlem, diğeri de Asbin Said oğullarının kölesi Ariz Ebû Yesar idi. Peygamber Efendimizin huzuruna getirdiklerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Kureyş nerededir?" buyurdu. Onlar da şu görünen kum tepesinin arkasına kondular. Cevabını verdiler. "Efendimiz, Kureyş kaç kişidir?" buyurdular. "Bilmeyiz." dediler günde kaç deve kesiyorlar? Sualine de, bir gün dokuz, bir gün on diye cevap alınca, Peygamber Efendimiz, binden az, dokuz yüzden fazladırlar buyurdu. Tekrar, Kureyş eşrafından kimler var? diye sordular. Onlar, Utbe, Şeybe, Haris bin Amr, Ebu'l-Bühteri, Hakim bin Huzam, Ebu Cehl, Ümeyye bin Halef deyince Resulullah Efendimiz eshabına dönüp Mekke ehli ciğer parelerini size feda etti buyurdular. Sonra o iki kimseye gelirken Kureyş'ten geri dönen oldu mu buyurunca Evet beni Zühre'den Ahnes bin Ebi Şerik geri döndü diye cevap verdiler. Efendimiz de, o doğru yolda değilken ahiret Allahü Teala ve kitap bilmezken beni zührelere doğru yolu göstermiştir. Onlardan başka geri dönen oldu mu? buyurunca Adi bin Ka'b oğulları döndü diye cevap aldılar. Peygamber Efendimiz Hazret Ömer'i son bir defa ikaz için Kureyşlere antlaşmaya gönderdi. Ömer bin Hattab onlara Ey inatçı kavim! Resul aleyhisselam buyurur ki, Herkes bu işten vazgeçsin, selametle geri dönsün. Zira sizden başkasıyla çarpışmak, bana sizinle çarpışmaktan daha makbuldür, dedi. Bu teklif karşısında, Kureyş müşriklerinden, Hakim bin Huzam ileri çıkıp, Ey Kureyş cemaati! Muhammed size çok insaflı davrandı. İstediğini derhal kabul ediniz. Eğer dediğini yapmazsanız, yemin ederim ki, bundan sonra size hiç insaf etmez, dedi. Ebu Cehl, hakimin bu sözüne kızarak, bunu asla kabul etmeyiz ve Müslümanlardan intikam almadıkça geri dönmeyiz, ta ki bir daha kimse kervanımıza taarruz edemesin, dedi ve sulh yollarını kapadı. hazret Ömer geri döndü. O gece, Peygamber Efendimiz ve şanlı eshabı, Bedre, müşriklerden önce gelip, kuyulara yakın bir yere indiler. Peygamber Efendimiz, eshabıyla istişare edip, karargahın nerede kurulması gerektiği hakkında, reylerini sordu. İçlerinden henüz 33 yaşında bulunan Habab bin Münzir ayağa kalkarak söz istedi. Kabul buyrulunca Ya Resulallah burası Allahü Teala'nın size karargah kurulması için emrettiği ve mutlaka kalınması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi bir görüş neticesi ve bir harp tedbiri olarak mı seçildi? diye sual eyledi. Peygamber Efendimiz, hayır, bir harp tedbiri icabı burası seçildi buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Habbab anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Biz harpçi kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakınındaki kuyuda tatlı ve bol su var. Müsaadeniz olursa oraya konalım. Etraftaki kuyuların hepsini kapatalım. Sonra bir havuz yapıp içini su ile dolduralım. Düşmanla çarpışırken, susadıkça havuzumuzdan gelip su içeriz. Düşman ise su bulamaz ve perişan olur, dedi. O anda, Cebrail aleyhisselam, bu fikrin doğru olduğunu bildiren vahyi getirdi. Peygamber Efendimiz, Ey Habbab! Doğru olan görüş, senin işaret ettiğindir, buyurdular ve ayağa kalktılar hep birlikte belirtilen kuyunun başına geldiler. Tatlı suyu olan kuyudan başka bütün kuyuları kapatıp, büyük bir havuz yaptılar. İçini su ile doldurup, içmek için kaplar koydular. Bu sırada, Hazreti Saad bin Muaz, Peygamber Efendimizin huzuru şeriflerine gelip, Ya Resûlallah, biz sana hurma dallarından, içinde oturacağın bir gölgelik yapalım mı? diye teklifte bulundu. Fahri Alem Efendimiz, Sa'd'ın bu düşüncesine memnun oldular ve dua buyurdular. Derhal bir gölgelik yapıldı. Peygamberlerin sultanı, şerefli eshabıyla harp sahasını gezip incelediler. Zaman zaman durup, İnşallah yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. İnşallah yarın sabah planın vurulup düşeceği yer şurasıdır. işte şurasıdır, şurasıdır buyurarak, mübarek elleriyle, Kureyşli müşriklerin öldürüleceği yerleri birer birer gösterdiler. Sonradan, hazret Ömer bunu, onlardan her birinin, Resul i Ekrem'in mübarek elini koyduğu yerlerin, tam üzerinde vurulup öldürüldüğünü gördüm. Ne birazcık ileride, ne de gerideydiler şeklinde haber vermiştir. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem eshab kiramı üç gruba ayırdı. Muhacirlerin sancağını Mus'ab bin Umeyre, Evslilerinkini Sa'd bin Muaza, Hazreçlilerinkini de Habbab bin Münzir'e verdiler. Her biri sancaklarının altında toplandılar. Efendimiz orduyu saf haline geçirip nizama soktu. Orduyu intizama koyarken, saftan ileri çıkan Sevat bin Gaziyye'nin göğsüne, mübarek elindeki çubuk ile dokundular ve hizaya gel ya Sevat buyurdular. Sevat, ya Resûlallah, elinizdeki çubuk canımı acıttı. Seni hak din ile, kitap ve adaletle gönderen Allahü Teala hakkı için, ben de size çubukla öyle dokunmak isterim dedi. Onun bu sözüne bütün eshabı kiram hayret ettiler. Kainatın efendisinden kısas istemek olur muydu? Böyle şey yapılabilir miydi? Rasulullah Efendimiz mübarek gömleklerinin önünü açtılar ve haydi kısas et ve hakkını al buyurdular. Hazreti Sevat Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek göğsünü büyük bir sevinç ve muhabbetle öptü. Herkes kısas beklerken gördükleri manzara karşısında kardeşleri sevada hayran olup onun haline imrendiler. Sevgili peygamberimiz niçin böyle yaptın diye sorduklarında anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah bugün Allahü Teala'nın emriyle ecelimin geldiğini görüyor, yüksek zatınızdan ayrılmaktan korkuyorum. Bu sebeple aramızda geçen bu son dakikalarda mübarek vücudunuza dudaklarımın değmesini arzu ettim. Bunu kıyamet gününde bana şefaat etmenize, böylece azaptan kurtulmama vesile etmek istedim, dedi. Onun bu muhabbeti karşısında Peygamber Efendimiz de çok duygulandılar ve Hazreti Sevada dua buyurdular. Mübarek İslam ordusunun sağ kanadına kahraman mücahit Zübeyr bin Avvam, sol kanadına da Miktat bin Esved kumanda edecekti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şerefli ashabıyla savaşa nasıl başlanacağı hakkında istişare etmek istediler. Nasıl çarpışırsınız buyurdular. Asım bin Sabit ayağa kalkıp elinde yayı ve oku olduğu halde Ya Resulallah Kureyşliler bize yüz metre kadar yaklaştıklarında onları ok atışına tutalım. Sonra elimizle taş atımı mesafesine geldiklerinde taş atalım.'' mızrak erişecek kadar yaklaştıklarında da, kırılıncaya kadar mızraklarımızla mücadele edelim. Sonra da, kılıçlarımızı sıyırıp çarpışalım, diyerek reyine bildirdi. Bu taktik, Peygamber Efendimizin hoşuna gitti. Eshabına şu talimatı verdi. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan, yerlerinizde sebat ediniz ben emir vermedikçe harbe başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Yaklaştıklarında da mızraklarınızı kullanınız. Düşmanla göğüs göğüse gelindiği zaman da, kılıçlarınızla çarpışınız. Sonra nöbetçiler bırakılarak eshab-ı kirama istirahat verildi. Onlar Allahü Teala'nın hikmeti öyle derin bir uykuya daldılar ki göz kapaklarını kaldıracak halde değildiler. Peygamber Efendimiz de hurma dallarıyla yapılan gölgeliğe çekildiklerinde Hazreti Ebubekr sonra Saat bin Muaz, kılıçlarını sıyırıp, gölgeliğin kapısında nöbet tuttular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerini kaldırıp, büyük bir hüzün içinde Allahü Teala'ya Ya Rabbi, sen şu bir avuç cemaati helak edersen, artık sana yeryüzünde hiç ibadet olunmaz, diyerek yalvarmaya başladı, ve bu hazin dua sabaha kadar devam etti. Mübarek İslam ordusunun karargah kurduğu yer kumluktu. Bu yüzden yürümede güçlük çekiliyor ve ayaklar kuma gömülüyordu. Allahü Teala'nın ihsanı, Rasulullah Efendimizin duası bereketiyle o gece gittikçe hızlanan bir yağmur yağmaya başladı. Derelerde taşıacak kadar sel gidiyordu su kapları dolduruldu. Zemin, ayaklar batmayacak kadar sertleşti. Müşrikler ise, çamur ve sel içinde kaldılar. Fecr'den sonra, Rasulullah Efendimiz, eshabını namaza kaldırdılar. Sabah namazını kıldırdıktan sonra, düşmanla cihad etmenin ve şehitliğin faziletinden bahsederek, onları çarpışmaya teşvik eylediler. Buyurdular ki, muhakkak ki Allahü Teala hak ve gerçek olanı emreder. Hiç kimsenin Allahü Teala'nın rızası için yapılmayan amelini kabul etmez. Rabbimizin bu yerlerde size rahmetini ve mağfiretini vaat ettiği emrini yerine getirmeye çalışınız ve imtihanı kazanınız. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, cezası da şiddetlidir. Ben ve siz hay ve kayyum olan Allahü Teala'ya bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. En son dönüşümüz de onadır. Allahü Teala beni ve bütün Müslümanları bağışlasın. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde cuma gününün güneşi doğdu. Biraz sonra tarihin en amansız, en nisbetsiz, en mühim, en büyük savaşı başlayacaktı. Bir tarafta Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ve canlarını feda etmekten zerre kadar çekinmeyen bir avuç şerefli eshabı, diğer tarafta ise İslam'ı bir kaşık suda boğmak Allahü Teala'nın habibi olmakla şereflenen bir peygamberi yok etmek için toplanan azgın ve taşkın bir kafir güruhu vardı. Ne yazık ki bunların içinde Resul Ekrem'in akrabaları da bulunuyordu. Onlar da sevgili yeğenleriyle çarpışmak için Bedre gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz ordusunun intizamını yeniden gözden geçirip verdiği talimatları tekrarladılar. Bu sırada Kureyş müşrikleri karargahlarından çıkıp Bedr vadisine doğru akmaya başladılar. Çoğunun üzeri zırhlarla kaplıydı. Büyük bir gurur ve kibir içinde İslam ordusuna hücuma geçmişlerdi. Rasulullah Efendimiz müşriklerin bu halini görünce Hazreti Ebu Bekr ile çadıra girdi ve mübarek ellerini kaldırarak Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başladı. Ya Rabbi, işte Kureyş müşrikleri bütün gurur ve kibirleriyle geliyor. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyorlar. Ey Allah'ım! Bana yapmış olduğun yardım ve zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum. Allah'ım! Eğer şu bir avuç Müslümanın helakini diliyorsan, sonra sana ibadet eden bulunmayacaktır. Bu şekilde durmadan tekrar tekrar yardım dileyerek Allahü Teala'ya yalvarıyordu. Peygamber Efendimizin bu fevkalade hazin içleri parçalayan yalvarışı kendinden geçerek ridasının mübarek omuzundan düşmesine kadar devam etti. Bu içli yakarışa dayanamayan Hazreti Ebubekr mübarek ridayı büyük bir hürmetle yerden kaldırıp efendimizin mübarek omuzuna koyarken canım sana feda olsun ya Resulallah. Bu kadar yalvarmanız yetişir. Rabbine karşı duada ısrar buyurdunuz. Muhakkak ki Allahü Teala sana vaad ettiği zaferi yakında verecektir diye teselli eyledi. O anda alemlerin efendisi şu ayet-i kerimeleri okuyarak çadırdan çıktılar. Mealen Bedir'deki bu topluluk yakında muhakkak bozulup hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Daha doğrusu onların asıl azap vakti kıyamettedir. O vaktin azabı daha müthiş, daha acıdır. buyruluyordu. Kamer Suresi 45, 46. Sevgili Peygamberimiz ordusunun başına geldi. Şanlı hesabına şu ayeti kerimeleri okudular. Ey iman edenler, siz bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allahü Teala'yı çok zikredin ki kurtulasınız. Sabır ve sebat gösteriniz. Çünkü Allahü Teala sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 45-46 Toplu olarak, düşman ile yapılan ilk savaş bu olacaktı. Savaş başlamak üzereydi. Heyecan son haddine gelmişti. Bütün eshab-ı kiram, Resul-i Ekrem Efendimizin, Allahü Teala'yı çok zikredin, mealindeki ayet-i kerimeyi okuması üzerine hep birlikte Allahü ekber, Allahu ekber demeye ve zafer ihsan etmesi için cenab Hakk'a yalvarmaya başladılar. Artık Peygamber Efendimizin bir işaretini bekliyorlardı. O zamanki adetlere göre iki ordu karşılaşmadan önce her iki taraftan yiğitler meydana çıkar, karşılıklı çarpışırlardı. Bu vuruşmada her iki tarafın savaşma hiddeti ve arzusu çoğalır, savaşa ısınıp alışırlardı. Müşriklerden Amir bin Hadrami bu kaideye uymayarak ve çiğneyerek İslam ordusuna bir ok attı. Ok muhacirlerden Mihcaya isabet etti ve şehit olup mübarek ruhu cennete yükseldi. Peygamberlerin efendisi bu ilk şehit için Mihca, şehitlerin efendisidir, buyurarak müjde verdi. Eshab-ı kiram, yerinde duramaz hale gelmişlerdi. Fakat, Efendimiz'den bir emir gelmeden, küçük bir harekette bulunamıyorlardı. Her birinin içleri, birer volkan gibi kaynamaya başladı. Bu sırada, müşrik ordusundan üç kişinin ileri atıldığı görüldü. Bunlar, Rebiya oğullarından azılı İslam düşmanları Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid idi. Mücahitlere doğru içinizde bizimle çarpışabilecek kimse var mıdır diye bağırdılar. Eshab-ı Kiram'dan en önce Hazreti Ebu Huzeyfe babası Utbe'ye karşı çarpışmak için ilerleyince alemlerin sultanı ona sen dur buyurdular. Medineli mücahitlerden Afra Hatun'un oğulları Muaz ve Muavves Abdullah bin Revaha ileri yürüdüler. Utbe, Şeybe ve Velid'in karşılarına dikildiler. Ellerinde kılıç hazır bekliyorlardı. Müşrikler siz kimsiniz diyerek kendilerini tanıtmalarını istediler. Onlar da Medineli Müslümanlardanız deyince, Müşrikler, bizim sizlerle işimiz yok. Bize Abdülmuttalib oğulları lazım. Onlarla çarpışmak isteriz. Dediler ve İslam ordusuna dönüp, Ya Muhammed, bizim karşımıza kendi kavmimizden dengimiz olanları çıkar, diye bağırdılar. resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, meydandaki bu üç yiğit hesabına dua buyurduktan sonra, yerlerine dönmelerini emretti. Sonra eshabı arasına göz gezdirip, Ey Haşim oğulları! Kalkınız! Allahü Teala'nın nurunu, batıl dinleriyle söndürmek için gelenlere karşı, hak yolunda çarpışınız ki, Allahü Teala zaten peygamberinizi de bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ya Ubeyde! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali! buyurdular. Allahü Teala'nın aslanları Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde miferlerini giyip meydana yürüdüler. Onların karşılarına geçtiklerinde müşrikler siz kimsiniz? Eğer bizim dengimiz iseniz sizinle çarpışırız dediler. Onlar da ben Hamza'yım, ben Ali'yim, ben Ubeyde'yim diye cevap verince Müşrikler sizler de bizim gibi şerefli kimselersiniz. Sizinle çarpışmayı kabul ettik dediler. Kahraman İslam mücahitleri müşrikleri önce imana davet ettilerse de kabul etmediler. Bunun üzerine üçü birden kılıçlarını sıyırıp müşriklerin üzerine saldırdılar. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali Utbe ve Velid kâfirlerini bir hamlede öldürdüler. Hazreti Ubeyde Şeybe'yi yaraladı. Şeybe de Ubeyde'yi yaraladı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali Ubeyde'nin yardımına yetişip Şeybe'yi orada öldürdüler. Hazreti Ubeyde'yi kucaklayıp Resulullah Efendimizin huzuruna getirdiler. Hazreti Ubeyde bin Haris'in mübarek ayak bileğinden kanlar ve ilik akıyordu. O bu haline hiç aldırış etmediği halde Canım sana feda olsun ya Resulallah. Ben bu halimle ölürsem şehit değil miyim diye sual etti. Peygamber Efendimiz de evet sen şehitsin buyurarak cennetlik olduğunu müjdelediler. Hazreti Ubey de harp dönüşü Safra mevkiinde vefat etti. Bu vuruşmada üç mühim adamını kaybeden müşrikler şaşkına döndüler. Buna rağmen Ebu Ceh, Ordusunun moralini düzeltmek için siz Utbe'nin, Şeybe'nin, Velid'in ölmelerine bakmayın. Onlar çarpışmada acele edip boş yere öldüler. Yemin ederim ki Müslümanları tutup iplere bağlamadıkça geri dönmeyeceğiz diyerek teselli vermeye çalışıyordu. Kahraman eshab-ı kiram ise bir an önce bu müşrik güruhunu kılıçlarıyla cezalandırmak için sabırsızlanıyordu. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinden düşürmediği şu duayı tekrarlıyorlardı. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım şu bir avuç İslam cemaatini helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bu sırada müşrik saflarından Kureyş'in en cesaretli ve keskin ok atıcılarından Hazreti Ebu Bekir'in henüz Müslüman olmayan oğlu Abdurrahman meydana yürüyüp er diledi. Mücahitlerin saflarından da bir kimsenin derhal kılıcına davranıp ileri yürüdüğü görüldü. Bu kimse ilk Müslüman olmakla ve sıddıklık makamıyla şereflenen peygamberlerden sonra en üstün insan kahraman Hazreti Ebu Bekir'di oğluna karşı çarpışmak için ileri atılmıştı. Fakat alemlerin efendisi ona "Ya Ebu Bekr, bilmez misin ki sen benim gören gözüm, işiten kulağım yerindesin." buyurarak çarpışmaktan menetti. etti. Ebu Bekr oğluna "Ey Habis, bana olan münasebetin nerede kaldı?" demekten kendini alamadı. Sonra peygamberlerin sultanı Habib-i Ekrem Efendimizin yere eğilip bir avuç kum aldığı görüldü. Bu kumları düşman üzerine savurarak kara olsun yüzleri. Allah'ım kalplerine korku sal, ayaklarına titreme ver. buyurdu ve eshabına dönüp hücuma kalkınız, saldırınız emrini verdiler. Bir işaret bekleyen şanlı esap önceden verilen talimat üzere hareket etmeye başladı. Allahü Ekber, Allahü Ekber nidaları arasında oklar vınlamaya, taşlar hedeflerini bulmaya, mızraklar zırhlara çarpmaya başladı. Allahü Teala'nın aslanları Hazreti Hamza iki eline aldığı iki kılıçla çarpışıyor. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Zübeyir bin Avvam, Saad bin Ebi Vakkas, Ebu Dücane, Abdullah bin Cahş müşrik saflarının bir ucundan girip bir ucundan çıkıyorlar kâfirleri şaşkına çeviriyorlardı. Her biri geçilmez birer kale olmuştu. Allahu ekber, Allahu ekber sadaları alemi dolduruyor. Allahu Teala'nın şanının büyüklüğü kâfirlerin beyinlerine balyoz gibi indiriliyordu. Peygamber Efendimiz "Ya Hayyu Ya Kayyum" diye Allahü Teala'ya yalvarıyordu. Hazret Ali Bedir'de hepimizin en cesaretlisi, en kahramanı Resul Aleyhisselam'dı. Müşrik saflarına en yakın olan da o idi. Sıkıştığımız zaman ona sığınırdık demiştir. Müşrikler reisleri olan Ebu Cehil'i ortalarına aldılar. İçlerinden birini Ebu Cehil gibi giydirip ona benzettiler. Bu nasip sizin adı Abdullah bin Münzirdi. Hazret Ali Abdullah'ın üzerine saldırdı. Ebu Cehil'in gözleri önünde Abdullah'ın kafasını kesti. Ebu Kayısı giydirdiler. Onu da Hazret Hamza öldürdü. Hazret Ali bir müşrikle çarpışıyordu. Müşrik kılıcını Hazret Ali'ye sallamış, kılıç kalkana saplanıp kalmıştı. Hazret Ali zülfikarını müşrikin zırhlı vücuduna sallayınca omuzundan göğsüne doğru zırhıyla birlikte biçtiği sırada başı üzerinden bir kılıcın parladığını gördü. Süratle başına eğdi. Kılıcı parlatan al bu da Hamza bin Abdülmuttalip'ten derken müşrikin kellesi miferiyle beraber yere düştü. Hazreti Ali dönüp baktığında amcası Hazreti Hamza'yı iki kılıçla çarpışır gördü. Peygamberimiz eshabının böyle yiğitçe çarpıştığını gördükçe onlar Allahü Teala'nın yeryüzündeki aslanlarıdır buyurarak onları takdir ediyordu. Bir ara Resulullah Efendimizin yanı başlarında çarpışan Hazreti Ukaşe'nin kılıcı kırıldı. Bu hali gören sevgili peygamberimiz, yerde gördüğü bir sopayı alıp ona uzattı ve "Ya Ukaşe, bununla vuruş." buyurdular. Ukaşe sopayı alır almaz sopa peygamberimizin bir mucizesi olarak uzun, parlak, sırtının ortası kuvvetli ve keskin bir kılıç olu verdi. Harbin sonuna kadar bu kılıçla birçok müşriki öldürdü. Alemlerin efendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan çarpışıyor, bir taraftan da hesabını heyecana sürükleyen şu mübarek hadisi şerifini söylüyordu. Varlığım kudret elinde bulunan Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugün Cenabı Hakk'ın rızasını umarak sabır ve sebat göstererek çarpışanları arkalarına dönmeden ilerlerken öldürülenleri Hak Teala muhakkak cennetine koyacaktır. Bu mübarek sözü işiten Umeyr bin Hümam, ne güzel, ne güzel, demek cennete girebilmem için şehit olmamdan başka bir şey lazım değilmiş diyerek hücumlarını daha da sıklaştırdı. Bir taraftan düşmanla vuruşuyor, bir taraftan da Allahü Teala'ya maddi azıklarla değil, ancak Hak Teala'nın korkusu, ahiret ameli, cihada sabır ve sebat göstererek gidilir. Bunun dışındaki bütün azıklar, şüphesiz biter, tükenir, diyordu. Böylece şehit oluncaya kadar çarpıştı. Muharebe iyice şiddetlenmişti. Bir sahabenin üzerine en az üç müşrik birden saldırıyordu. Her birine ayrı kılıç yetiştirmeye çalışan şanlı eshab-ı kiramı hiçbir şey yıldıramıyordu. Allahü Ekber, Allahü Ekber dedikçe yeniden güçleniyor, tekrar tekrar saldırmaktan usanmıyorlardı. Bir ara müşriklerin hücumu şiddetlendi. eshab kiram güç duruma düştüler. O sırada Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekri'le, ile hurma dallarından yapılmış çadırına girdiler. Peygamberimiz yine Allahü Teala'ya münacaata başladı. Ya Rabbi, bana vadettiğin ettiğin yardımı lütfet, diye yalvarıyordu. O anda vahiy geldi. Mealen buyruluyordu ki, o vakit, Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da, o size, gerçekten ben, arka arkaya, bin melaike ile imdad ediyorum, diye duanızı kabul buyurmuştu. Enfal Suresi 9 Peygamber Efendimiz hemen ayağa kalktılar ve müjde ya Ebâ Bekr sana Allahü Teala'nın yardımı yetişti. İşte şu Cebrail'dir. Kum tepeleri üzerinde atının dizginini tutmuş, silahlanmış emir bekliyor buyurdu. Enfal suresinde bildirildiği üzere Cenab-ı Hak meleklere mealen buyurmuştu ki: Hani Rabbin meleklere Müslümanlara nusret ve yardım hususunda sizinle beraberim diye vahyeyledi. Haydi müminlere nusret müjdesiyle kalplerine sebat ilham ediniz. Ben şimdi kâfirlerin gönüllerine dehşet ve korku salı vereceğim. Vurun hemen onların boyunlarının üstüne, vurun her bir parmaklarına, mafsallarının hepsine. Çünkü onlar, Allahü Teala'ya ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allahü Teala ve Resulüne karşı gelirse Allahü Teala'nın azabına uğrar, cezası çok çetindir. Enfal Suresi 12 13. Bu emir üzerine Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam yanlarına biner melek alarak sevgili peygamberimizin sıra ile yanında, sağında ve solunda yerlerini aldılar. Cebrail aleyhisselam başına sarı bir sarık sarmıştı. Diğer meleklerin başlarında ise beyaz sarıklar vardı. Sarıkların uçlarını arkalarına sarkıtmışlar, beyaz atlara binmişlerdi. Server-i Alem Efendimiz eshabına melekler alametli ve nişanlıdırlar siz de kendinize birer alamet ve nişan yapınız buyurdular. Zübeyr bin Avvam başına sarı, Ebu Ducane kırmızı bir bezi sarık şeklinde sardılar. Hazreti Ali beyaz bir tuğ, Hazreti Hamza da göğsüne deve kuşu kanadı taktı. Meleklerin harbe girmeleriyle durum bir anda değişti. Eshab-ı Kiram önündeki kafire daha kılıcını sallamadan onun başı gövdesinden ayrılıp yere düşüyordu. Peygamber Efendimizin sağında, solunda, önünde ve arkasında tanınmayan kimselerin müşriklerle çarpıştığı görülüyordu. Hazreti Sehl anlattı ki Bedir gazasında her birimiz bir müşrikin başına kılıcımızı salladığımız zaman daha kılıç hedefine varmadan kellesinin bedeninden ayrılıp yere yuvarlandığını görüyordu. Ebu Cehil'in öldürülmesi. Müşriklerin sancaktarı Ebu Aziz bin Umeyr esir edildi. Kumandanları Ebu Cehil ise Kureyşlileri cesaretlendirmek için durmadan şiirler söyleyerek askerinin moralini düzeltmeye çalışıyordu. Genç bir delikanlı gibi saldırıyor, "Anam beni bugünler için doğurdu." diyerek övünüyor, gençleri teşvik ediyordu. Müşriklerden Ubeyde bin Said baştan ayağa kadar zırh giyinmişti. Sadece gözleri görünüyordu. Atının üzerinde bir o tarafa bir bu tarafa dönüp ben Ebu Zatül Kerişim. Ben Ebu Zatül Kerişim. Yani ben büyük karınlıyım, karın babasıyım diyerek kendince meydan okuyordu. Kahraman mücahit Hazreti Zübeyr bin Avvam yanına yaklaşıp mızrağını tam gözüne nişanladı ve Allahu ekber deyip savurdu. Hedefini bulan mızrak onu atından yere düşürdü. Hazreti Zübeyr koşarak yanına vardığında Ubeyde ölmüştü. Ayağını yanağına basıp olanca kuvvetiyle çektiği halde mızrağa zor çıktı. Eğikti. Hazreti Zübeyr'in Bedr harbinde gösterdiği kahramanlık çok büyüktü. Vücudunda yaralanmadık yer kalmamıştı. Bu durumu oğlu Urve, babam önemli üç kılıç darbesi almıştı. Bunlardan biri boynundaydı. Yara o kadar derin bir iz bırakmıştı ki içine parmağımı sokabiliyordum diye anlatmıştı. Abdurrahman bin Avf da Kıyasiye Kureyşlerle çarpışıyor, aldığı yaralardan akan kanlara aldırmadan önüne geleni deviriyordu. Hazreti Abdurrahman şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlattı. Bir ara önümde kimse kalmamıştı. Sağıma soluma baktığım zaman ensardan iki delikanlı gözüme ilişti. Bunlardan en kuvvetli ve vurucu olanıyla bulunmak istedim. Bu iki gençten biri beni gözüyle süzdü. Sonra bana dönerek, ey amca, Ebu Cehli tanır mısın diye sordu. Ben de evet tanırım dedim. Ve ey kardeşimin oğlu, Ebu Cehli ne yapacaksın diye sorunca, bana haber verildiğine göre Resulullah'a sövermiş. Allahü Teala'ya yemin ederim ki onu bir görürsem öldürünceye veya kendim ölünceye kadar asla ondan ayrılmayacağım dedi. Bir gencin heyecan halinde söylediği bu kat'î ve kararlı söze doğrusu hayret ettim. Bu iki gençten diğeri de beni gözden geçirerek ötekinin söylediği gibi söyledi. Bu sırada Ebu Cehli görmüştüm. O Kureyş askeri içinde hiç durmadan ileri geri dönüp duruyordu. Ben ey gençler öteye beriye telaşla giden şu şahıs Ebu Cehil'dir deyince hemen kılıçlarına sarıldılar ve Ebu Cehil'in yanına yaklaşarak çarpışmaya başladılar. Bu gençler Afra Hatun'un çocukları Muaz ve Muavves kardeşlerdi. Bu sırada Eshab-ı Kiram'ın kahramanlarından Muaz bin Amr Ebu Cehil'in yanına sokulmak fırsatını buldu. Uzun kuyruklu bir at üzerinde bulunan Ebu Cehil'in üzerine saldırıp, bacağına olanca şiddetiyle kılıcını çaldı. Ebu Cehl'in bacağı yere düştü. O sırada, babasının imdadına yetişen ve daha Müslüman olmayan İkrim'e, Hazreti Muaz bin Amr ile çarpışmaya başladı. O anda, Muaz ve Muavves kardeşler, bir şahin gibi ileri atıldılar. Önlerine geleni devirerek, Ebu Cehl'e ulaştılar. Kılıçlarıyla öldü zannedinceye kadar vurdular. Hazreti Muaz bin Amr ise İkrime ile yaptığı çarpışmada elinden ve kolundan yaralanmıştı. Mübarek eli bileğinden kesilmiş, eli deride sallanıp kalmıştı. Çarpışmaya kendini kaptıran Muaz bin Amr'ın eliyle oyalanacak, onu tedavi için saracak zamanı yoktu. Kesik eli deride sallanırken bile kahramanca çarpışıyordu. Allahu Ekber! Bu ne kuvvetli iman, bu ne görülecek manzara idi. Hazreti Muaz bir müddet böyle vuruştuktan sonra hareket kabiliyetinin azaldığını gördü. Buna sebep kesik eliydi. Onu derhal ayağının altına alarak koparıp attı. Azılı İslam düşmanlarından Nevfel bin Hüveylid Kureyş'in en gözde pehlivanlarındandı. Durmadan bağırıyor, müşrik sürüsünü heyecana ve galeyana getirmeye çabalıyordu. Peygamber Efendimiz onun bu halini görünce, Allah'ım, Nevfel bin Hüveylide karşı bana yardımcı ol, onun hakkından gel, buyurarak dua etmişti. Allahü Teala'nın aslanı Hazret Ali, Nevfel müşrikini görünce derhal üzerine atıldı, şiddetle kılıcını indirdi. Öyle vurmuştu ki, bacakları zırhlarla kaplı olduğu halde ikisi birden kesildi. Sonra kılıcını boynuna çalıp başını gövdesinden kopardı. Bilal Habeşi'yi kızgın kumlara yatırıp göğsüne kocaman kayaları koyan Ümeyye bin Halef müşriklerin en azılılarındandı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize işkence yapmak için her fırsatı değerlendiren bu büyük İslam düşmanı da, Bedir vadisinde müşrikleri toparlamaya çalışıyor, İslam'ın nurunu söndürmek için çabalıyordu. Onun bu halini gören Hazreti Bilal yalın kılıç yanına yaklaşarak karşısına dikildi ve "Ey küfrün başı olan Ümeyye bin Halef, sen kurtulursan ben kurtulmayayım." deyip saldırdı. Bir taraftan da "Ey Ensarî kardeşler, yetişin!" küfrün başı burada der demez eshab-ı kiram Ümeyye'nin etrafını sarıp hemen öldürdüler. Müşrik ordusunda artık baş kalmamıştı. Her biri ne yapacaklarını bilmiyor, rastgele kaçmaya çalışıyorlardı. Küfrün kalesi yıkılmıştı. Şanlı hesap takibe devam etti. Müşriklerden bir kısmı yakalanarak esir alındı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas da, esirler arasındaydı. Zafer inananlarındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şanlı hesabına, Nevfel bin Hüveylit hakkında bilgisi olan var mı buyurdular. Hazreti Ali ileri çıkıp, Ya Resûlallah, onu ben öldürdüm, dedi. Bu habere çok sevinen sevgili Peygamberimiz, Allahü Ekber, diyerek tekbir getirdiler ve Allahü Teala onun hakkındaki duamı kabul eyledi buyurdular. Ümeyye bin Halef'in öldürüldüğünü söylediklerinde de çok sevindiler ve elhamdülillah Allahü Teala'ya şükürler olsun. Rabbim kulunu tasdik etti, dinini üstün kıldı buyurdular. resul ü Ekrem Efendimiz Ebu Cehl için acaba Ebu Cehil ne yaptı, ne oldu? Kim gidip bir bakar, buyurarak, ölüler arasında onun araştırılmasını emretti. Aradılar, bulamadılar. Peygamber Efendimiz, arayınız. Onun hakkında sözüm var. Eğer onu tanıyamazsanız, dizindeki yara izine bakınız. Bir gün ben ve o, Abdullah bin Cüd'an'ın ziyafetindeydik. İkimiz de gençtik. Ben ondan biraz büyükçeydim. Sıkışınca onu ittim. Dizleri üzerine düştü. Dizlerinden birisi yaralandı. Ve bu yaranın izi dizinden kaybolmadı, buyurdu. Bunun üzerine Abdullah ibn Mes'ud, Ebu Cehli aramaya gitti. Onu yaralı olarak buldu ve tanıdı. Ebu Cehil sen misin dedi. Boynuna ayağını bastı sakalından tutup çekti ve ey Allahü Teala'nın düşmanı Allahü Teala nihayet seni hor ve hakir etti mi dedi. Ebu Ceyl, ne diye beni hor ve hakir edecek? Ey koyun çobanı Allah seni hor ve hakir etsin. Sen çıkılması pek sert bir yere çıkmışsın. Sen bana bugün zafer ve galebenin hangi tarafta olduğunu haber ver dedi. İbni Mesud Hazretleri Zafer Allah ve Resulünün tarafındadır dedi. Ebu Cehl'in miğferini kafasından çıkarırken "Ey Ebu Cehl, seni öldüreceğim." dedi. Ebu Cehl "Sen kavminin ulusunu öldürenlerin ilki değilsin. Fakat doğrusu senin beni öldürmen bana çok ağır gelecek. Hiç olmazsa boynumu göğsüme yakın keste, başım heybetli görünsün." diyerek küfrünün, gurur ve kibrinin ne dereceye çıkmış olduğunu gösterdi. İbni Mes'ud, Ebu Cehl'in başını kendi kılıcıyla kesemeyince, Ebu Cehl'in kılıcıyla kesti ve silahını, zırhını, miferini, başını getirip, Peygamber Efendimizin önüne koydu. Anam babam sana feda olsun ya Resûlallah. Bu, Allahü Teala'nın düşmanı Ebu Cehl'in başıdır.'' dedi. Sevgili Peygamberimiz, O Allah ki, ondan başka ilah yoktur, buyurdu. Sonra kalkıp, eshabıyla birlikte, Ebu Cehil'in ölüsünün yanına kadar gittiler. Orada, Allahü Teala'ya hamdolsun ki, seni zelil ve hakir kıldı. Ey Allah düşmanı! Sen bu ümmetin firavunu idin, buyurdu. Sonra da, ya Rabbi, bana olan vaadini yerine getirdin diyerek Allahü Teala'ya şükrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yaralı eshab-ı kiramın yaralarını sardırdı. Şehit olanları tespit ettirdi. Muhacirlerden altı, ensardan sekiz olmak üzere on dört şehit verilmişti. Hepsinin de mübarek ruhları cennete uçarken, İslam'ın nurunu söndürmeye uğraşan müşriklerden yetmiş kişi öldürüldü ve bir o kadarı da esir alındı. Resulullah Efendimiz, zaferi müjdelemek üzere, Abdullah bin Revaha ve Zeyd bin Harise'yi Medine'ye gönderdi. Peygamber Efendimiz, şehitlerin cenaze namazını kıldırarak, kabirlerine defnettirdiler. Müşriklerin cesetlerinden yirmi dört tanesini kör bir kuyuya, diğerlerini topluca çukurlara atıp üzerlerini doldurdular. Alemlerin efendisi şerefli eshabı kuyunun başına gelip "Ey kuyuya atılanlar!" buyurduktan sonra öldürülen müşriklerin isimlerini babalarının ismiyle beraber sayıp "Ey Utbe bin Rebia, ey Umeyye bin Halef, ey Ebu Cehl bin Hişam" Sizler, peygamberinize karşı ne kötü bir kavim idiniz. Siz beni yalanladınız. Başkaları ise beni tasdik edip doğruladılar. Siz beni şehrimden, diyarımdan çıkardınız. Başkaları ise bana kapılarını açıp, bağırlarına bastılar. Siz benimle harp ettiniz. Başkaları ise bana yardım ettiler.'' Rabbimin vaad ettiğine kavuştunuz mu? Ben Rabbimin vaad ettiği zafere kavuştum, buyurdular. Hazret Ömer, Ya Resûlallah, leş olmuş kimselere mi söylüyorsunuz? diye sual ettiler. Bunun üzerine resul i Ekrem Efendimiz, Beni hak peygamber olarak gönderen Rabbim hakkı için söylüyorum ki, siz beni onlardan daha çok işitmiyorsunuz. Fakat cevap veremezler, buyurdular. Müşrikler, harp meydanından canlarını kurtarmak için hızla kaçarken, getirdikleri hiçbir şeyi alıp götürememişlerdi. Hepsi Müslümanların eline geçti. Peygamber Efendimiz, ganimet mallarını Bedr Harbi'ne katılan ve vazifeli olan bütün hesabına paylaştırdı. Bu sırada, müjdeci olarak gönderilen Abdullah bin Revaha, ve Zeyd bin Harise Medine'ye yaklaşmışlardı. Pazar günü kuşluk vakti Akik mevkiine gelince ayrıldılar. Abdullah bin Revaha bir taraftan Zeyd bin Harise de başka bir yönden Medine'ye girdiler. Ev ev dolaşıp zaferi bildiriyorlardı. Rasulullah Efendimizin şairi olan Abdullah bin Revaha, ey ensar cemaati. Size müjdelerim ki, sağ ve selamettedir Allah'ın peygamberi. Müşrikler öldürüldü ve esir edildiler. Var esirler içinde çok şöhretli kişiler. Rebiya ve Haccac'ın oğulları bit tamam. Öldürüldü hem Bedir'de, Ebu Cehl Amr bin Hişam diyerek yüksek sesle zaferi müjdeliyordu. Hazreti Asım bin Adi, Ey İbni Revaha, söylediğin gerçek mi? diye sordu. Abdullah bin Revaha, Evet, vallahi gerçektir. İnşallah, yarın Resulullah da, ellerinden bağlanmış esirlerle birlikte gelecektir, buyurdu. O gün, sevgili Peygamberimizin kızı, Hazreti Rukayye vefat etmişti. Efendisi Hazreti Osman, cenaze namazını kıldırmıştı. Bu üzüntü üzerine gelen zafer haberi, onları biraz ferahlatmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eshabıyla Bedr zaferini kendisine ihsan eden Allahü Teala'ya hamd edip, şükür secdesine kapandıktan sonra, Medine-i Münevvere'ye doğru esirlerle birlikte yola çıktılar. Daha önce müjdeyi veren Abdullah bin Revaha ile Zeyd bin Harise, Bedir gazasında olanları ve kimlerin şehit olduğunu anlatmışlardı. Medine'de kalan çocuklar, kadınlar, vazifeliler zafer için çok sevinmişlerdi. Peygamber Efendimizi karşılamaya çıktılar. Şehit olanların içinde Harise bin Süraka da vardı. Hazreti Harise'nin annesi Rebi, oğlunun havuzdan su içerken bir düşman okuyla vurulup şehit olduğunu öğrenmişti. Rebi validemiz bu haberi işittiğinde Resul Aleyhisselam gelmedikçe oğlum için ağlamam. Saadetle Medine'yi teşrif ettiklerinde kendisine sual ederim. Eğer oğlum cennette ise hiç ağlamam. Yok eğer cehennemde ise gözlerimden yaş yerine kanlar dökerim demişti. Sevgili peygamberimiz mübarek eshab-ı kiramıyla Medine'yi teşrif ettiklerinde Rebi huzurlarına varıp "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Oğlum Harise'ye olan muhabbetimi bilirsin. Acaba şehit olup cennete girmiş midir? Eğer böyleyse sabredeyim. Yok öyle değilse gözümden kanlı yaşlar dökeyim." dedi. Habib Ekrem Efendimiz ona "Ey Ümmü Harise, senin oğlun bir değil birden çok cennettedir onun yeri firdevstir buyurarak müjde verdiler bunun üzerine rebi artık oğlum için ağlamam dedi kainatın sultanı bir kap ile su istediler merhamet buyurup mübarek elini suya sokup çıkardılar bu suyu hazreti harisenin annesi ve kız kardeşine içirdiler Ayrıca bu suyu onların başlarına ve yüzlerine sürdüler. O günden sonra Rebi ve kızının yüzleri pek nurlu idi. Ömürleri de çok uzun oldu. Hace-i Kainat Aleyhi Efdalus Salavat Efendimiz Medine'ye getirilen yetmiş esiri eshabı arasında paylaştırarak iyi muamele yapılmasına emir buyurdular. Esirlerin akibeti hakkında Allahü Teala'dan henüz bir vahiy gelmemişti. Resulullah Efendimiz eshabı istişare ettikten sonra esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılması kararına vardılar. Her esirin mal varlığına göre fidye miktarı tespit edildi. Parası olmayanlardan okuma yazma bilenler Medine'de okuma yazma bilmeyen on kişiye okuma ve yazmayı öğretecek ondan sonra Mekke'ye gidebileceklerdi. Esirler arasında, Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Efendimiz ona, Ey Abbas! Kendin, kardeşinin oğlu Ukayl, Akil bin Ebi Talib, Nevfel bin Haris için, kurtulmalık akçesi ödeyiniz. Çünkü sen zenginsin buyurdu. Hazreti Abbas da, Ya Resûlallah! ben Müslümanım, Kureyşler beni zorla bedre getirdiler dedi. Rasulullah senin Müslümanlığını Allahü Teala bilir. Doğru söylüyorsan Allahü Teala sana elbette onun ecrini verir. Fakat sen görünüş itibarıyla aleyhimizdesin. Bunun için kurtulmalık akçeni ödemen lazımdır buyurdu. Ambas, ya Rasulallah yanımda ganimet olarak aldığınız 800 dirhemden başka servetim yok deyince Peygamber Efendimiz ya Abbas ya o altınların için söylemiyorsun buyurdu. O da hangi altınları dedi? Sevgili Peygamberimiz hani sen Mekke'den çıkacağın gün hanımın Haris'in kızı Ümmül Fadla verdiğin altınlar. Onları verirken yanınızda sizden başka kimse yoktu. Sen Ümmül Fadla bu sefer de başıma ne geleceğini bilemiyorum. Eğer bir felakete düçar olup da dönemezsem şu kadarı senindir, şu kadarı Fadl içindir, şu kadarı Abdullah için, şu kadarı Ubeydullah için, şu kadarı Kusem içindir dediğin altınlar. Buyurunca Hazreti Abbas şaşırdı ve yemin ederim ki ben bu altınları hanımıma verirken, yanımızda kimse yoktu. Bunu nereden biliyorsunuz? dedi. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala haber verdi. Buyurduğunda, Abbas, senin Allahü Teala'nın Resulü olduğuna ve doğru söylediğine şehadet ederim deyip, kelime-i şehadet getirdi. Müslüman olunca, Peygamber Efendimiz, Hazreti Abbas'ı, Mekke'de vazifelendirdi. Oradaki Müslümanları korumasını, İslamiyete düşman olanlarla ilgili haberleri göndermesine emir buyurdular. Bedir gazasında hezimete uğrayan Kureyş'e haber gönderilip, fidye karşılığında esirlerini alabilecekleri bildirildi. Ancak hicretten önce, peygamberlerin efendisine pek çok eziyet ve işkencelerde bulunan Nadr bin Haris'in boynu vuruldu. Bir de Resul Aleyhisselam Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına deve işkembesi koymak bedbahtlığını gösteren alçak Ukbe bin Ebi Muayt öldürüldü. Bu azılı İslam düşmanının başı gövdesinden ayrılınca Resulullah Efendimiz Allahü Teala'ya hamd ettiler. Yanına varıp vallahi Allahü Teala'yı Resulünü ve Kur'an-ı Kerim'i inkar eden peygamberini işkenceden işkenceye uğratan senin kadar kötü bir kimse bilmiyorum buyurdular. Esirler sahipleri tarafından fidye karşılığı alınıncaya kadar eshab-ı kiramın aleyhimür redvan yanında kaldılar. Sahabenin hepsi de esirlere çok iyi muamele edip onları yiyeceklerine ortak ettiler. Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz, esirler arasındaydı. O anlattı. Ben de Medineli bir Müslümanın evinde esiriydim. Bana çok iyi davranıyorlar, sabah ve akşam yiyecekleri ekmeği bana veriyorlar, kendileri sadece hurma yemek mecburiyetinde kalıyorlardı. Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse, doğruca bana getirip verirdi. Utandığımdan ekmeği getirene geri verirdim. Fakat o, ekmeği tekrar bana iade ederdi. Yine esirlerden Yezid ismindeki Kureyşli şöyle anlattı. Müslümanlar, Bedri'den Medine'ye gelirken, biz esirleri hayvanlara bindirdiler, kendileri ise yaya olarak yürüdüler. Müşriklerin, Bedir'de hezimete uğrayıp, perişan bir vaziyette harp meydanından kaçmaları, Mekke'de büyük bir şaşkınlık meydana getirdi. Hiç beklemedikleri, hatta hiç akıllarından geçmeyen bir netice ortaya çıkmıştı. Haberi ilk getirenin sözlerine Ebu Leheb ve diğer müşrikler inanmadılar. Harp meydanından kaçan Ebu Süfyan Mekke'ye geldiğinde onu hemen yanlarına çağırdılar. Ebu Leheb ona "Ey kardeşimin oğlu, anlat bakalım nasıl oldu?" diye sordu. Ebu Süfyan orada bir yere oturdu. Birçok kimse de ayakta dinliyorlardı. Ebu Süfyan şöyle anlattı: Hiç sorma. Müslümanlarla karşılaşınca sanki elimiz kolumuz bağlıydı. İstedikleri gibi hareket ettiler. Bir kısmımızı öldürdüler, bir kısmımızı esir ettiler. Yemin ederim ki ben bizimkilerden kimseyi kınayıp ayıplamıyorum. Çünkü o sırada yer ile gök arasında kır atlar üzerinde beyazlara bürünmüş kimselerle karşılaştık. Onlara ne bir şey dayanabiliyor ne de bir kimse karşı durabiliyordu. İslam'ın ilk zamanlarında Müslüman olmasına rağmen müşriklerin şerrinden çekindiği için Müslümanlığını açığa vurmayan Abbas'ın kölesi Ebu Rafi Hazretleri oradaydı sessizce onları dinlemekte olan Ebu Rafi, sevincinden her şeyi unuttu ve vallahi onlar meleklerdir diye verdi. Ebu Leheb ona şiddetli bir tokat vurdu ve kaldırıp yere çarptı. Bir hayli de dövdü. Bunun üzerine orada bulunan Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl dayanamadı. Çünkü kendisi de önceden Müslüman olmuştu. Ümmü Fadl odadaki direklerden birini alıp, kimsesi yok diye onu güçsüz gördün değil mi? diyerek, şiddetle Ebu Leheb'e vurdu. Ebu Leheb'in başı yarıldı. Kanlar akarak, zelil, hakir ve horlanmış bir vaziyette dönüp gitti. Yedi gün sonra, Allahü Teala ona, kara kızıl denen bir hastalık verdi. Bu hastalıktan öldü. Oğulları iki veya üç gece, defnetmeden bıraktılar. Nihayet kokmaya başladı. Herkes, Ebu Leheb'in yakalandığı hastalıktan, taundan kaçar gibi kaçıyor ve iğreniyordu. Bunun üzerine Kureyş'ten biri, Ebu Leheb'in oğullarına, Yazık size, utanmıyor musunuz? Babanızı kokuncaya kadar evde bıraktınız. Hiç olmazsa onu bir yere gömüp kaybedin, dedi. Oğulları o şahsa, biz ondaki hastalıktan korkuyoruz, diye cevap verdiler. Bu defa adam onlara, siz gidiniz, ben geliyorum, size yardımcı olacağım, dedi. Sonra üçü bir araya geldiler. Yüklenip, ücra bir yere bıraktılar. Görünmeyinceye kadar üzerine taş attılar. Ebu Leheb, böylece ebediyen, azap ve ateşler içerisinde kalacağı yurduna, karanlık, ve cehennem çukuru olan kabrine girdi. Bedir'de esir edilen Kureyşliler arasında, Velid bin Velid de vardı. Onu Abdullah bin Cahş esir almıştı. Velid'in kardeşleri Hişam ile henüz Müslüman olmayan Halid bin Velid, Medine'ye geldiler. Abdullah bin Cahş, fidye necat, yani kurtuluş akçesi verilmedikçe bırakmak istemedi. Kardeşlerinden Halit razı olduysa da babası bir annesi ayrı kardeşi Hişam kabul etmedi. Resulullah Efendimiz babalarının silah ve teçhizatının verilmesini teklif etti. Buna Hişam razı olduysa da Halit kabul etmedi. Fakat sonunda babalarının yüz dinar kıymetindeki kılıcı, zırhı ve miferi karşılığında anlaştılar. Velidi esaretten kurtarıp, Mekke'ye yola çıktılar. Fakat Velid, Mekke yolu üzerinde, Medine'ye dört mil mesafedeki Zulhuleyfe'de onlardan ayrılıp, Peygamber Efendimizin yanına geldi. İman edip, Eshab-ı Kiram'dan oldu. Müslüman olduktan bir müddet sonra, Mekke'ye kardeşlerinin yanına gitti. O zaman Halid bin Velid, Madem Müslüman olacaktın, kurtuluş fidyesi ödemeden olsaydın, babamızdan kalan hatırayı elimizden çıkardın, niçin böyle yaptın? diye sorunca, Kureyşlerin esarete dayanamadı ve Muhammed aleyhisselama tabi oldu demelerinden korktum, cevabını verdi. Bu cevaba çok sinirlenen kardeşleri onu Manzum oğullarından bazı Müslümanlarla İyaş bin Ebi rebia ve Seleme bin Hişam'ın yanına hapsettiler. Velid bin Velid, iman ettiği için senelerce hapis yattı. İslamiyetin azılı düşmanlarından, amcası Hişam ile müşrik akrabalarından çok zulüm ve işkence gördü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müşriklerin zulmüne uğrayan İyâş bin Ebî Rebiyâ ile Ebu Seleme bin Hişam, ve velid için şöyle dua ettiler. İlahi, velid bin velidi, seleme bin hişamı, ıyaş bin revyayı, küffar elinde bunalıp, zayıf ve aciz görülen diğer mü'minleri kurtar. İlahi, mudarı, kureyşi, daha beter, çok kötü çiğne. Bu yılları onlara, Yusuf'un yıllarına benzet. Velid, Rasulullah Efendimizin duası bereketiyle bir fırsatını bulup bağlı bulunduğu yerden kaçtı. Medine-i Münevvere'ye gelip sevgili peygamberimize kavuştu. Habibullah Efendimiz Üyaş bin Rebiya ile Seleme bin Hişam'ın halini sorunca onların ayaklarından birbirlerine bağlı olduklarını, şiddetli azap ve işkenceler altında kıvrandıklarına haber verdi. Kainatın sultanı onların haline çok üzülüp kurtarılma çarelerini aradı. Kimin kurtarabileceğini sorunca senelerce işkence altında kalmasına rağmen Velid büyük bir cesaret ve aşkla Ya Resulallah onları ben kurtarırım, sana getiririm diye cevap verdi tekrar Mekke'ye gelip işkence gören Müslümanların yerini onlara yiyecek götüren bir kadını takip ederek öğrendi. İkisi de tavansız bir binada hapisti. Velid gece ölümü göze alarak büyük bir cesaretle duvardan inip arkadaşlarının yanına vardı. İman etmekten gayrı bir suçları olmayan iki mazlum müşriklerce bir taşa bağlanıp Arabistan'ın çöl havasındaki yakıcı sıcağında her türlü zulme uğratılıyordu. Velid bu mübarek kardeşlerini kurtarıp devesine bindirdi. Kendisi de yayan, yalın ayak Medine-i Münevvere'ye çok sevdiği Resulullah'ın yanına bir an önce varmak için yola çıktı. Onu çölün kavurucu sıcağı değil, alemlerin efendisine kavuşmak aşkı yakıyordu. Medine'ye aç, susuz, yalın ayak üç günde geldi. Parmakları taşların tahribatından paramparça olmuştu. Velid bin Velid kan revan içinde çok sevdiği Habibullah'a kavuştu. Şevki Haddin narına her can ki yansa nur olur. Aşk derdiyle harab olan gönül mamur olur. Bedr zaferi Müslümanları büyük bir sevince gark etti. Müşrikler ise büyük bir üzüntü ve hüsrana düşmüşlerdi. Habeşistan Meliki Necaşi de Rasulullah Efendimizin muzaffer olduğunu işitince hemen ülkesindeki eshab-ı kiramın yanına gidip Allahü Teala'ya hamdolsun ki Resulünü Bedir'de muzaffer edip zafer ihsan eyledi diyerek müjde verdi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evlenmesi. Hicretin ikinci senesiydi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kızı Hazreti Fatıma 15 yaşına gelmişti. Bir gün Hazreti Fatıma bir hizmet için resul Ekrem Efendimizin huzuruna girmişti. Resulullah Efendimiz kerimelerinin evlenme çağına eriştiğini müşahede ettiler. O günden sonra Fatıma tüz Zehra validemizi pek çok kimse istedi. Resul aleyhisselam bunlara iltifat etmeyip onun işi Hak Teala'nın emrine bağlıdır buyurdu. Bir gün Ebubekr, Ömer ve Saad bin Muaz mescitte oturup Hazreti Fatıma'yı Hazret Ali'den gayrı herkes istedi, kimseye iltifat olunmadı diye konuştular. Hazreti Sıddık, zannedelim ki Ali'ye nasip olur. Gelin ziyaretine gidelim ve bu meseleyi açalım. Eğer fakirliği ileri sürerse yardımda bulunalım. dedi. Saatte, ya Ayvabekir, sen hep hayır yaparsın. Kalk biz de sana arkadaş olalım dedi. Üçü birden mescitten çıkıp Hazret Ali'nin evine gittiler. Hazret Ali devesini alıp gitmiş, ensardan birinin hurmalığına su veriyordu. Onları görünce karşılayıp hal ve hatırlarını sordu. Hazreti Ebu Bekr, ya Ali, her hayırlı işte sen öndersin ve Rasul Ekrem katında. Hiç kimseye nasip olmamış bir mertebedesin. Hazreti Fatıma'yı herkes talep etti. Hiç kimseye iltifat olunmadı. Sana nasip olacağını zannediyoruz. Niçin teşebbüs etmezsin?" diye sordu. Hazreti Ali bunu işitince mübarek gözleri yaşla doldu ve "Ya Ebu beni ziyadesiyle yaktın." ona benden başka rağbet eden yoktur. Lakin elimin darlığı buna maniidir. dedi. Hazreti Ebu Bekr, böyle söyleme. Allahü Teala ve Resulünün yanında dünya bir şey değildir. Buna fakirlik mani olamaz. Var talebeyle, dedi. Hazreti Ali buyuruyor ki, Resulullah'ın huzuruna utanarak ve sıkılarak girdim. Resulullah'ın bütün heybet ve vakarı üzerindeydi. Huzurunda oturdum ve konuşmaya kadir olamadım. Resulullah Efendimiz, "Niçin geldin? Bir ihtiyacın mı var?" buyurdu. Sustum. "Herhalde Fatıma'yı istemeye geldin." Buyurunca, "Evet." diyebildim. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya Hazreti Ali'nin kendisini istediğini duyurdu. O da sustu. Peygamber Efendimiz Fatıma'ya mihr olarak verecek neyin var? buyurdular. Yanımda ona verilecek bir şeyim yok ya Resulallah dedim. Sana vermiş olduğum hutami zırhlı gömleğin nerededir? Ne oldu? buyurdular. Yanımdadır deyince onu sat ve parasını bana getir mihr olarak o kafiidir buyurdular. Başka bir rivayette de Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye yanında neyin var buyurduğunda atım ve zırhlı gömleğim var diye cevap vermiş. Resulullah Efendimiz de atın sana lazım olur. Fakat zırhını sat buyurmuştu. Başka bir rivayette de Ya Ali git kendine bir ev kirala buyurdu. Hz. Ali evleninceye kadar Peygamber Efendimizle beraber oturuyordu. Peygamber Efendimizin emirleri üzerine Mescid-i Nebevi yakınında Hz. Ayşe'nin odasının karşısında bulunan Harise bin Numan'ın evine kiraladı. Zırhını da Hz. Osman Efendimize 480 dirheme sattı. Hz. Osman zırhı satın aldıktan sonra hediye olarak geri verdi. Hazreti Ali zırh ve dirhemlerle Peygamberimizin yanına gelince Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a çok hayır dua ettiler ve Osman cennette benim refikimdir buyurdular. Sonra Bilal Habeşi'yi çağırdı ve paranın bir kısmını vererek bu parayı al çarşıya çık. Biraz gül suyu geri kalan para ile de bal al ve mescidin bir kenarında temiz bir kap içinde su ile eziniz. Bal şerbeti yapınız ki nikah kıyıldıktan sonra içelim. Ensar ve muhacirlerden mevcut bulunan eshabımı mescide davet et ve Fatıma ile Ali'nin nikahlarının kıyılacağını halka ilan et diye emretti. Bilal-i Habeşi dışarı çıkıp Hazret Ali ile Hazret Fatıma'nın nikahlarının kıyılacağını halka ilan etti. Eshab-ı Kiram Mescid-i Nebevi'ye gelerek içini dışını doldurdular. Peygamber Efendimiz ayağa kalkarak şu hutbeyi okudular. Bütün hamd ve şükür alemlerin Rabbine mahsustur. O verdiği nimetlerle övülen sonsuz kudretinden ve kuvvetinden dolayı ibadet edilen azap ve hesabından korkulan hüküm ve fermanı yeryüzünde ve göklerde hakim olandır. Mahlukatı kudretiyle yaratan, adaletli hükümleriyle bunları birbirinden ayıran, insanları İslam dini ve peygamberi Muhammed Aleyhisselam'la şereflendiren odur. Allahü Teala bana kızım Fatıma'yı Ali bin Ebi Talib'e nikahlamamı emretti. Şimdi sizi şahit tutuyorum ki Allahü Teala'nın emriyle 400 miskal gümüş mihr ile Fatıma'yı Ali bin Ebi Talib'e nikahladım. Rabbim kendilerinin varlıklarını bir araya getirsin ve bunu kendilerine mübarek kılsın nesillerini temiz ve rahmete anahtar, hikmete maden, ümmeti Muhammed'e emin kılsın. Söyleyeceğim bundan ibarettir. Rabbimden kendim ve sizin için mağfiret dilerim. Hazret Ali de kalkarak şu kısa hutbeyi okudu. Huzurunda bulunduğumuz Muhammed aleyhisselama salat ve selam ederim ki mübarek kerimeleri Fatıma'yı, 400 miskal gümüş mihirle bana nikahlamıştır. Ey din kardeşlerim! Şüphesiz, Peygamber Efendimizin buyurduklarını işittiniz ve şahit oldunuz. Ben de buna şahit ve razıyım. Aynen kabul ediyorum. Allahü Teala hepimizin sözlerine şahittir. Hepimize vekildir. Nikah akdi bittikten sonra Peygamber Efendimiz taze hurma getirttiler ve haydi bu hurmadan alınız yiyiniz buyurdular. Herkes alıp yediler. Sonra Hazreti Bilal bal şerbeti dağıttı. Onu da içtiler ve bütün sahabiler Barakallahu fi kuma ve aleyküma ve cemaa şemle kuma diye dua ettiler. Hazreti Fatıma nikahtan sonra ağlıyordu. Peygamber Efendimiz onun yanına geldi ve "Ey Fatıma, sana ne oldu ki ağlıyorsun? Allahü Teala'ya yemin ederim ki seni isteyenlerin en alimine, hilim ve akıllılıkta en üstününe ve ilk Müslüman olanına nikahladım." buyurdu. Hazreti Fatıma, babacığım, evlenen her kızın mihri, altın ve gümüşle takdir ve tayin ediliyor. Benim de mihrim böyle takdir edilirse, seninle diğerleri arasında ne fark olur? Kıyamet günü sen, müminlerin günahkarlarından ne kadar kimseye şefaatte bulunursan, ben de onların hanımlarına şefaatte bulunmak istiyorum. Muradım budur.'' dedi. Allahü Teala Hazreti Fatıma'nın bu dileğinin kabul edildiğini bildirince Resulullah Efendimiz "Ya Fatıma, peygamber çocuğu olduğunu belli ettin." buyurdular. Hazret Ali buyurdu ki: "Bu işlerin üzerinden bir ay geçmişti. Bu hususta mecliste hiç söz olmadı. Ben de hicabımdan yani utandığımdan ağzımı açamadım. Ama Resulullah Efendimiz bazen beni tenhada gördükleri zaman senin hatunun ne iyi hanımdır. Sana müjdeler olsun ki o alemdeki hatunların seyyidesidir buyururlardı. Bir ay sonra Ali'nin kardeşi Hazreti Ukayl ya Ali bu akdi izdivac ile mesrur olduk. Lakin muradım odur ki, bu iki mesut birbirine yakın olalar. Deyince Hazret Ali benim de muradım odur. Lakin hicab ediyorum dedi. Hazret Ukayl Ali'nin elini tutup Peygamber Efendimizin hanesine varınca Rasulullahın cariyesi Ümmü Eymen'e rastladılar. Durumu ona söylediler. Ümmü Eymen de bu husus için sizin gelmeniz lazım değildir. Biz ezvacı tahirat ile ittifak edip size haber veririz. Zira bu hususta hatunların sözü dinlenir dedi. Ümmü Eymen bu hali Resulullah'ın hanımlarına söyledi. Diğer ezvacı tahirat Hazreti Ayşe'nin hanesine geldiler. Hazreti Hatice'yi anarak eğer o hayatta olsaydı bize bir endişe olmaz idi dediler. Resulullah Efendimiz ağladı ve buyurdu ki: Hatice gibi hatun hani halk beni yalanlarken o tasdik etti ve bütün malını benim yoluma sarf etti. Dini İslam'a çok yardım etti. Hayatında Hak Teala bana emretti ki Hatice'ye müjde ver. Cennette onun için zümrütten bir köşk yapılmıştır. Resulullah Efendimizin zevceleri Hazret Ali'nin muradını arz ettiler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Ümmü Eymen'e Hazret Ali'yi davet etmesini emretti. Ali gelince meclisteki hanımlar kalkıp gittiler. Hazret Ali başını önüne eğip oturdu. Resulullah Zevceni ister misin ya Ali buyurdu. Ali radıyallahu anh Evet ya Resulallah. Anam ve babam sana feda olsun dedi. Resul Ekrem Efendimiz Esma bint Umeyse git Fatıma'nın evine hazırla buyurdu. Esma Hazreti Fatıma'nın gelin gideceği eve gitti. Bir minder yeni meşinden, bir minder yamalı meşinden, bir minder de hasırdan yapıp içlerini hurma lifi ile doldurdu. Resulullah Efendimiz yatsı namazından sonra Fatıma'nın evine gelip yapılanları gözden geçirdi. Peygamberimiz Hazret Ali'nin getirdiği paranın üçte ikisiyle yiyecek, süs ve koku gibi şeyler, üçte biriyle de giyecek alınmasını emrettiler ve ev eşyasını tamamlattılar. Hazreti Fatıma'nın çeyizi ve ev eşyasında şunlar vardı. Esma bint Umeys'in hazırladığı üç minder, saçaklı bir halı, içi hurma lifiyle doldurulmuş bir yüz yastığı, iki tane el değirmeni, bir su kırbası, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, bir havlu, bir etek, dabağlanmış bir koç postu, eskiyip tüyü dökülmüş alacalı bir Yemen halısı, hurma yaprağından örülmüş bir sedir, Yemen işi iki alacalı elbise, bir kadife yorgan. Bundan sonra Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye bir miktar para verip hurma ve yağ almasını söylediler. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlattı. Beş dirhemle hurma, dört dirhemle yağ aldım. Resulullah'ın huzuruna getirdim deriden bir sofra istedi. Hurma, un, yağ ve yoğurdu, mübarek eliyle karıştırıp, bir çeşit yemek yaptı ve, Ya Ali, var kimi bulursan getir, buyurdu. Ben dışarı çıktım. Pek çok insan gördüm. Hepsini davet ettim ve içeri girip, Ya Resûlallah, halk çoktur, diyerek arz eyledim. Alemlerin efendisi Fahri Kainat efendimiz onları onar onar içeri getir. Tam yemek yesinler buyurdu. Öyle yaptım. Hesap ettiler, erkek ve kadından 700 kimse yemek yemişler ve doymuşlar idi. Hazreti Ali'nin ve Fatıma'nın velimesi yenildikten sonra Ümmü Eymen'in bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye "Ya Ali, kızım Fatıma gelin olarak evinize gitti. Ben de akşam namazından sonra gelip dua edeceğim. Beni bekleyin." buyurdu. Hazreti Ali eve gelince bir köşeye oturdu. Hazreti Fatıma da evin diğer bir köşesine oturdu. Sonra Resulullah Efendimiz gelip kapıyı çaldı. Ümmü Eymen kapıyı açtı. Resulullah, "Kardeşim burada mı?" buyurdu. Ümmü Eymen, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Kardeşiniz kimdir?" dedi. Resulullah efendimiz, "Ali bin Ebi Talip'tir." deyince Ümmü Eymen, "Kerimenizi kardeşinizle mi evlendirdiniz?" dedi. Resulullah efendimiz, "Evet." buyurdular. Ümmü Eymen Resulullah'ın kardeşim burada mı buyurmasından nikahın caiz olmayacağını sandı. Resulullah Efendimiz de evet buyurmakla evlenmeye mani olanın aynı anadan doğmak olduğuna işaret ettiler. Bundan sonra Resulullah Efendimiz Ümmü Eymene Esma bintü Umeys de burada mı buyurdular. Evet diye cevap verince Demek Resulullah'ın kerimesine hizmete geldi buyurdular. Ümmü Eymen evet deyince hayra kavuşsun buyurup dua ettiler. Bundan sonra bir kapla su getirttiler. Mübarek ellerini yıkadılar. Suyun içine de bir miktar misk döktüler. Sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdılar. Hazreti Fatıma utancından elbisesine bakıyordu. Resulullah Efendimiz sudan bir miktar alıp Fatıma'nın göğsüne, başına ve sırtına serpti ve Allahümme inni e'izuha bike ve zürriyetiha mine şeytanir racim. Ya Rabbi, onun ve zürriyetinin racim olan taşlanan şeytanın şerrinden muhafazası için sana sığınırım diye dua ettiler. Sonra Hazreti Ali'ye de aynısını yapıp Allahümme barik fihima ve barik aleyhima ve barik lehuma fi neslihima diye dua ettiler. İhlas ve Muavizetein surelerini okuyup Allahü Teala'nın ismi ve bereketiyle ehlinin yanına gir buyurdular. Sonra mübarek elleriyle kapının iki kanadını tutup, bereket ile dua ettiler ve oradan ayrıldılar. Hazret Ali buyurdu ki, düğünümüzden dört gün sonra, Resulullah Efendimiz, hanemizi teşrif eyledi. Gönülleri alan, hikmet dolu sözleriyle bize nasihat ettiler ve buyurdular ki, Ya Ali, su getir.'' kalktım su getirdim. Bir ayet-i kerime okudu ve bu sudan biraz iç. Bir miktar kalsın buyurdu. Öyle yaptım. Kalan suyu başıma ve göğsüme serpti. Tekrar su getir buyurdu. Yine su getirdim. Bana yaptığı gibi Fatıma'ya da yaptı. Sonra beni dışarı gönderdi. O dışarı çıktıktan sonra kızına Hazreti Ali hakkında sual eyledi. Fatıma dedi ki, Babacığım, bütün kemal sıfatlar kendisinde mevcuttur. Lakin, bazı Kureyş hatunları bana, senin erin fakirdir diyorlar deyince, Rasulullah Efendimiz buyurdu ki, Ey kızım! Senin baban ve helalin fakir değildir. Bütün yer ve gök hazine ve definelerini bana arz ettiler.'' kabul etmedim. Allahü Teala'nın katında makbul olanı kabul ettim. Ey kız yazım, eğer benim bildiğimi sen bilseydin, dünya senin nazarında hor ve aşağı olurdu. Allahü Teala'nın hakkı için erin sahabenin evvelidir. İslam'ın da büyüğüdür. İlim bakımından en derinidir. Ey kızım, Allahü Teala i beytten iki kimse ihtiyar etti. Biri baban ve biri helalindir. Zinhar ona isyan eyleme ve emrine muhalefet etme. Fahri kainat aleyhi efdalus salavat efendimiz kızına nasihat ettikten sonra Hazreti Ali'yi davet etti. Ona da Fatıma'yı ısmarladı. Ya Ali, Fatıma'nın hatırına riayet eyle. O benden bir parçadır. Onu hoş tut. Eğer onu üzersen beni üzmüş olursun buyurdu. İkisini de Allahü Teala'ya ısmarladı. Sonra kalkıp gitmeye azimet etmişti ki Hazreti Fatıma Ya Resulallah içerinin hizmetini ben görürüm. Dışarısının hizmetini de Ali görür. Bana bir cariye ihsan ederseniz, bazı işlerimde yardımcı olur. Beni memnun edersiniz, dedi. Rasulullah Efendimiz buyurdu ki, Ey Fatıma! Sana hizmetçiden daha iyi bir şey mi, yoksa hizmetçi mi ihsan edeyim? Fatıma validemiz, hizmetçiden iyisini ihsan eyle, dedi. Rasulullah Efendimiz, her gün yatarken, 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahü Ekber, bir kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir söyle. Hepsi yüz kelimedir. Kıyamette, bin hasene iyilik bulursun. Mizanda hasenatın ağır gelir buyurdu. Sonra Peygamber Efendimiz kerimelerinin evinden ayrılıp hanei saadetlerine gittiler. Hazret Ali ile Hazret Fatıma'nın nikahları hicretten beş ay sonra, düğünleri ise Bedr gazvesinden sonra olmuştur.